Bu korkunç cinayetin nasıl işlendiği bugün tüm ayrıntılarıyla biliniyor. Erkel ile Şatov'u ilk Liputin karşıladı tam mağaranın orada. Şatov ona ne selam verdi ne de elini uzattı. Bunun yerine "Kazma hani?" dedi yüksek sesle. "Bir fener daha yok mu? Korkmayın, kimseler yoktur buralarda. Top atsanız duymazlar Skvoroşniki'den. İşte şurada, tam şurada." Ve gerçekten de mağaranın arka ucundan ormana doğru 10 adım ötede bir noktaya ayağıyla vurdu. Tam bu anda da arkadaki ağaçların arasından Tolkachenko üzerine atıldı. Erkel de Şatov'un her iki kolundan tuttu. Liputin ona önden saldırdı. Üçü birden bastırıp onu yere yatırdılar. Elinde tabancasıyla Pyotr Stepanovich çıktı. Şatov'un başını ona doğru çevirme fırsatını bulduğu ve onu tanıdığı söyleniyor. Üç fenerin aydınlattığı bir sahne. Kısa, umutsuz bir çığlık koptu Şatov'un bağrından ama daha fazlasına izin vermediler. Pyotr Stepanovich namluyu sıkıca alnına dayayıp tetiği çekti. "Sanırım pek büyük bir patlama olmamış. En azından Skvoroşniki'den kimse bir şey duymamış." Oradan 300 adımdan fazla uzaklaşmamış olan Shigalyov tabii hem çığlığı hem de patlamayı duymuştu. Ama daha sonra verdiği ifadeye göre dönüp bakmadığı gibi durmamıştı da. Hemen ölmüştü Şatov. O anda soğukkanlılığını koruyup korumadığı belli değilse de grupta ne yaptığını bilen tek kişi Pyotr Stepanovich'ti. Başucuna çöküp çabuk, kararlı hareketlerle ölünün ceplerini araştırdı. Parası yoktu. Cüzdanı Maria Ignatievna'nın yastığı altında kalmıştı. Birkaç kağıt parçası çıktı. Resmi bir yazı, bir kitap adının yazılı olduğu bir kağıt ve iki yıldır cebinde niye gezdirdiği belli olmayan yurt dışında bir restoranın hesap pusulası. Pyotr Stepanovich kağıtları cebine attı ve birden herkesin ölünün başına toplandığını ve öylece durup onu seyrettiğini fark etti. Öfkeyle söylenip sövüp saymaya başladı onlara. Kendilerini ilk toparlayanlar Tolkachenko ile Erkel oldu. Ve hemen mağaraya koşup gündüzden ip bağlayarak oraya koydukları her biri 20 funt ağırlığındaki iki taşı getirdiler. Taşlardan birini bacaklarına, öbürünü boynuna bağlayarak cesedi en yakın 3. havuza atmayı planlamışlardı. Pyotr Stepanovich bağladı taşları cesede. Erkel ile Tolkachenko ise ona taşları uzatarak yardım ediyorlardı. İlk taşı Erkel uzattı. Pyotr Stepanovich Sövesa'ya önce ölünün bacaklarını birbirine bağladı, sonra da taşı bacaklara. Epeyce süren bu iş sırasında Tolkachenko geciktirmeden uzatmak için kendi taşını kucağında tutarak tüm gövdesiyle öne eğilmiş durumda adeta saygıyla bekledi ve kucağındaki yükü bir an için olsun yere koymayı aklından bile geçirmedi. Sonunda taşların bağlanması bitip de Pyotr Stepanovich oradakilerin yüzlerine bakmak için yerinden doğrulunca kimsenin beklemediği, herkesi şaşırtan tuhaf bir olay oldu. Daha önce de söylendiği gibi Tolkachenko ile Erkel dışındakiler bir şey yapmadan öylece duruyorlardı. Herkes Şatov'un üzerine atıldığında, gerçi Virginsky de bir hamle yapmış ama bu sırada ne Şatov'u tutmuş ne de yere yatırılmasına yardım etmişti. Liamshin ancak tabancanın ateşlenmesinden sonra katılmıştı ötekilere. Pyotr Stepanovich'in cesetle uğraştığı yaklaşık 10 dakika boyunca da tümü bilinçlerini kısmen yitirmiş gibiydiler. Bir arada duruyorlardı ve tedirgin ya da kaygılı olmaktan çok şaşkın durumdaydılar. Liputin en önde, cesedin hemen başında duruyordu. Onun arkasındaki Virginsky, daha iyi görebilmek için
parmak uçlarında yükselmiş, olayla ilgisi olmayan yabancı biriymiş gibi tuhaf bir merakla bakıyordu yerdeki ölüye. Liam Sheen'e gelince Virginsky'nin ardına gizlenmiş, arada bir başını uzatıp kaçamak bakıyor, sonra yine gizleniyordu. Taşların bağlanması bitip de Pyotr Stepanovich ayağa kalkınca Virginsky birden ince ince titreyerek ve ellerini ovuşturarak acılı bir sesle bağırdı. Böyle değil, bu değildi, bu yapılacak şey değildi. Bu çok geç kalmış haykırışına belki bir şeyler daha ekleyecekti ama Liam Sheen sözlerini bitirmesine izin vermedi. Birden arkasından onu kollarıyla sımsıkı sardı ve ciyak ciyak bağırmaya, inanılmaz çığlıklar atmaya başladı. İnsanın büyük bir korkuya kapıldığı ve kendine ait olmayan, ondan hiç beklenmeyen, bazen dehşet verici olabilecek bir sesle haykırdığı zamanlar vardır. Liam Sheen'de insan sesi denemeyecek, yabanıl bir hayvanın ulumasına andıran bir sesle haykırıyordu. Nöbet geçirircesine, gitgide daha da yükselen dalgalar halinde ve arkadan kollarıyla Virginsky'yi sımsıkı kucaklamış olarak durmaksızın tiz bir sesle haykırıyordu. Gözleri yuvalarından çıkmış, ağzını kocaman ayırmış, ayaklarıyla yerde trompet çalar gibi ter ter tepiniyordu. Bu durum Virginsky'yi o kadar korkuttu ki sonunda o da çılgın gibi haykırmaya başladı ve ondan hiç beklenmeyecek bir öfkeyle Liam Sheen'in kollarından kurtulmak için çırpınmaya, arkasına doğru yumruklar savurmaya başladı. Sonunda Erkel onun Liam Sheen'den kurtulmasına yardım etti. Virginsky korkuyla kendini 10 adım kadar öteye atmıştı ki birden Stepanovich'i gören Liam Sheen yeniden haykırmaya başlayarak bu kez onun üzerine atıldı. Bu sırada ayağı yerdeki ölüye takılınca olanca ağırlığıyla Pyotr Stepanovich'in üzerine yıkıldı ve başını göğsüne bastırarak kollarıyla onu öylesine sıkı sardı ki ne Pyotr Stepanovich, ne Tolkachenko, ne de Liputin bir an hiçbir şey yapamadılar. Pyotr Stepanovich bağırıyor, küfrediyor, başına yumruklar indiriyordu. Sonunda kollarını biraz gevşetince tabancasını çekti ve Liam Sheen'in çığlıkla ayrılmış ağzına namluyu soktu. Tolkachenko, Erkel ve Liputin'in arkadan kollarını sımsıkı yakalamalarına ve ağzındaki tabanca namlusuna karşın Liam Sheen hala haykırıyordu. Sonunda Erkel kocaman mendilini top yapıp ustaca Liam Sheen'in ağzına tıktı. Çığlıklar da böylece kesildi. O arada Tolkachenko da iplerin kalanıyla arkadan ellerini bağlamıştı. Çok garip diye mırıldandı Pyotr Stepanovich, aklını kaçıranı kaygıyla süzerek. Çok şaşırdığı belliydi. Oysa hakkında bambaşka şeyler düşünüyordum diye ekledi dalgın dalgın. Ona göz kulak olması için Erkel'i bıraktılar başına. Yitirecek zamanı yoktu. Bunca bağırış ve çağırış dünyanın bir yerlerinden duyulmuş olabilirdi.